Ne dinleyelim? Dinleme metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41 kişisel gelişim teması. Ne dinleyelim? Dinleme metni cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 36 cevapları. Hazırlık çalışmaları soru. Defterinize yazdığınız şarkının sözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sözleri neden sevdiğinizi açıklayınız. Cevap, bu şarkıyı çok seviyorum. Çünkü bağlama sesi ve Ege türkülerini beğeniyorum. Ah, bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım, uzun olur gemilerin direği. Çatal olur efelerin yüreği. Ah, vur ateşi gavur, sinem koyansın. Arkadaşlar uykulardan uyansın, uzun olur gemilerin direği. Çatal olur efelerin yüreği soru. Sizce dinlediğimiz şarkılar duygu ve düşüncelerimizi nasıl etkiler? Tartışınız. Cevap, dinlediğimiz şarkılar duygularımızı ve düşüncelerimizi derinden etkileyebilir. Mutlu bir şarkı neşemizi artırırken, hüzünlü bir şarkı duygusal anılarımızı canlandırabilir. Şarkılar, ruh halimizi şekillendirir ve farklı bakış açıları kazanmamıza yardımcı olabilir. Soru, dinleyeceğiniz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not alınız. Cevap, Doğan Cüceloğlu, 1938-2021 kişisel gelişim kitapları ile tanınmıştır. Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını psikoloji bilimi içinde inceleyen kitaplar yazmıştır. Bazı eserleri, İçimizdeki Çocuk, İnsan ve Davranışı, Savaşçı, Ne Dinleyelim? Ne Dinleyelim? Müzik evrensel bir dildir. Doğal olarak her toplumun kültürü içinde, o dönemde yaşayan insanların gönüllerinde ve kafalarında oluşmuş ve kendilerine özgü ifadesini bulmuştur. İlk görünüşte birbirinden farklı görünseler de hepsinin insanın özünü ifade eden yönleri vardır. Bir aile çocuklarının, bir toplum vatandaşlarının insan olarak gelişmelerini önemsediği oranda bu evrenselliğinden yararlanır. Böylece müzik yoluyla insan kardeşimiz, Çin, Hindistan, Rusya, Afrika, Arabistan, Brezilya, Almanya, İtalya veya Anadolu'da, her nerede doğmuş olursa olsun, onun hüznünü, mutluluğunu, özlemini, coşkusunu, acısını ve kendini aşma özlem ve çabasını duyabiliriz. Klasik Batı müziğini sevdiğimi ve ondan derinden etkilendiğimi söylemeliyim. Ayrıca hem pop müziğine hem de sahne müziğine aşinalığım var ve derin anılara da sahibim. Meksika ve Amerika halk müziğine, Akdeniz kültürlerinin Yunan, İtalyan, Fransız, İspanyol müziklerine tutkunum. Ama şimdi bir Anadolu çocuğu olarak, Anadolu'nun gönül dilini duyduğum müzikten ve kişilerden söz etmek istiyorum. 25 yıl yurt dışında yaşamış ve içinde taşıdığı çocukta Anadolu kültürünü keşfetmiş biri olarak, hüznümle, kederimle, melankolimle konuşayım. Aşık Veysel, felsefi yönünün incelenmesi gerektiğini düşündüğüm biri. Aslında hakikat insanın içinde. Kişi bütün gürültüleri durdurup ona ulaşabilirse bu hakikati hisseder. Bu anlayış bana sanki Aşık Veysel'in bir parçası gibi geliyor. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Diye başlayan dizeleri bir dünya görüşünü yansıttığı kadar onun yalnızlığını da anlatıyor. Batı ve Doğu filozoflarının asırlarca üzerinde konuştukları önemli konuyu, kendi şivesiyle hepimizin anlayabileceği bir dile dökmüş. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa. Gidiyorum gündüz gece. Şu dizeleri de eklemek istiyorum. Anlatamam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Evde bu türküyü ergen çocuklarımla hiç konuşmadan, öylece dinleyip üzerine sohbet etmek isterdim. Hiç nasihat etmeden, konuşarak, yaşam üzerine sadece sohbet. Gençlerin derdim bana derman imiş bilmedim sözünden ne anladığını duymak isterdim. Ne anlıyorlar? Hiçbir zaman gül dikensiz olamazdan, bu tür sohbetlerle çocukların iç dünyasının zenginleşeceğinden eminim. Gel gör ki kültürümüzün bu zenginliklerini çocuklarımla oturup dinleyemedim.
hüzünlüyüm. Bu yüzden ülkemde ebeveynler ve çocuklar birlikte bu türküleri dinlesinler, sonra sohbet etsinler isterim. Dahası kültürümüzün böyle bir zenginlikle. Onları kucakladığına ve bunun keyfini birlikte çıkardıklarına şükretsinler. Doğan Cüceloğlu 1. Etkinlik soru, metni dinlerken not aldığınız kelime veya kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Cevap: not aldığınız kelime veya kelime grupları. Melankoli, iç sıkıntısı, kederli ruh hali. Hakikat, gerçek, doğru olan. Şive, konuşma tarzı, aksan. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 37 Cevapları, soru, anlamlarını öğrendiğiniz kelime veya kelime gruplarını kullanarak müziğin yaşamınızdaki yerini anlatacağınız bilgilendirici bir metin yazınız. Cevap, müzik, melankoli anlarımda bana destek olur. Gerçek duygularımı, hakikati müzikle bulurum. Her yöreden gelen farklı şiveler, kültür zenginliğimizi artırır ve müziği daha özel kılar. İkinci etkinlik soru, aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketli cevaplayınız. Cevap: soru, yazar, müziğin hangi özelliklerinden söz etmektedir? Anlatınız. Cevap, müziğin evrensel bir dil olduğundan, duyguları ifade etmede etkili bir yol olduğundan bahsediyor. Soru, yazara göre aile ve toplum, müziğin evrensel dilinden nasıl yararlanır? Açıklayınız. Cevap, müziği kullanarak farklı toplumlar arasında bağlar kurar, insanlar arasında duygusal köprüler oluşturur. Soru, farklı toplumlara ait müziklerin ne tür ortak yönleri bulunmaktadır? Cevap, hepsi insanların temel duygularını, sevinç, hüzün, özlem gibi hisleri yansıtır. Soru, yazar, hangi tür müziklerden hoşlanmaktadır? Açıklayınız. Cevap, yazar, batı müziği, pop, sahne müzikleri ve özellikle Anadolu'nun gönül dilini yansıtan halk müziklerinden hoşlanıyor. Soru, yazarın müzikle ilgili düşüncelerine katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız. Cevap, evet, müziğin insanın duygusal dünyasında derin bir etkisi olduğunu düşünüyorum, kültürel bir köprü görevi görüyor. Soru, yazarın Aşık Veysel ile ilgili düşünceleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız. Cevap, yazar, Aşık Veysel'i derin felsefi görüşlere sahip bir halk ozanı olarak görüyor. Onun dizelerinin insanın yalnızlığını ve yaşam yolculuğunu anlattığını vurguluyor. Soru, Aşık Veysel'in Hiçbir Zaman Gül Dikensiz Olamaz dizesinden ne anladığınızı hayatınızdan örnekler vererek açıklayınız. Cevap, hayatta güzel şeyler elde etmek için zorluklar yaşamak gerekir. Örneğin, okul başarısı için çok çalışmak gerekir. Soru, Aşık Veysel'in dizeleri sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırmaktadır? Açıklayınız. Cevap, Aşık Veysel'in dizeleri hayatın geçici olduğunu, herkesin bir yolculuk içinde olduğunu hatırlatıyor ve derin bir huzur hissettiriyor. Soru, türkülerimizin yeni nesiller tarafından öğrenilmesinin önemi sizce nedir? Cevap, türküler, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarır ve onları kökleriyle buluşturur. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 38 Cevapları 3. Etkinlik soru, dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Bu bölümde yer alan sözler üzerinde düşünerek metnin altındaki sorulardan hareketle bir konuşma planı hazırlayınız. Cevap: gençlerin, derdim bana derman imiş bilmedim. Sözünden ne anladığını duymak isterdim. Ne anlıyorlar? Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz, dan. Bu tür sohbetlerle çocukların iç dünyasının zenginleşeceğinden eminim. Soru, konuşmama hangi hitap ile başlayacağım? Cevap, sevgili arkadaşlar veya değerli arkadaşlarım gibi samimi bir hitapla başlayabilirsiniz. Soru, konuşmamın içeriğinde neler olacak? Cevap, konuşmamda derdim bana derman imiş bilmedim ve hiçbir zaman gül dikensiz olamaz sözlerinin anlamları üzerinde duracağım. Dertlerin insanları nasıl olgunlaştırdığı ve hayatın zorluklarının güzellikleri getirdiğini anlatacağım. Ayrıca bu tür sözlerin hayatımızda nasıl bir rehber olabileceğini paylaşacağım. Soru, konuşmamda ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım?
Cevap, ses tonum sakin ve net olacak, önemli noktalara vurgu yaparken biraz daha güçlü tonlar kullanacağım. Beden dilimle açık, samimi ve dikkat çekici olmaya çalışacağım. El hareketlerimle konuşmamı destekleyeceğim. Soru, konuşmamı hangi ifadelerle bitireceğim? Cevap, sözlerime burada son verirken, unutmayalım ki her dert, her zorluk bize bir şey öğretir. Güllerin dikenlerini anlamadan güzelliğini tam olarak takdir edemeyiz. Soru, konuşmanızı, hazırladığınız plan doğrultusunda arkadaşlarınıza sununuz. Cevap, bugün sizlerle derdim bana derman imiş bilmedim ve hiçbir zaman gül dikensiz olamaz, sözleri üzerine konuşmak istiyorum. Bu sözler, hayatın zorluklarının bizi olgunlaştırdığını anlatıyor. Zorluklar ve dertler, aslında bize güç kazandırır ve bizi hayata hazırlar. Her gülün dikenli olması gibi, başarı ve mutluluğa ulaşmak için bazı engelleri aşmamız gerekir. Sonuç olarak, her zorluk bize bir ders verir. Dikenler olmasa güllerin değerini bilemeyiz. Teşekkür ederim. 4 etkinlik soru. Dinlediğiniz metnin başlığı ile içerik uyumunu değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, dinlediğim metnin başlığı ne dinleyelim ile içeriği uyumlu. Başlık, müziğin evrenselliği ve müziğin farklı kültürlerdeki etkileri hakkında bilgi veriyor. İçerikte de müziğin insanları nasıl birleştirdiği ve duygu dünyamızı nasıl etkilediği anlatılıyor. Bu yüzden başlık ve içerik birbiriyle örtüşüyor. Soru, dinlediğiniz metnin başlığında bir iş eylemi olan dinlemek kelimesi kullanılmıştır. Siz de dinlediğiniz metne, durum ya da oluş eylemlerini kullanacağınız farklı başlıklar öneriniz. Cevap, bu başlıklar olabilir. Müziğin etkisi üzerine düşünmek. Müziğin evrensel dilini hissetmek. Duygularla bütünleşen müzik. 5. etkinlik soru, kelime bulutu isimli elektronik içeriği yapınız. Cevap, bu etkinliği EBA üzerinden yapabilirsiniz. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 39 cevapları, 6. Etkinlik soru, aşağıdaki yazının bazı bölümleri tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek yazıyı anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Cevap, 7. etkinlik soru, aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen öznel ve nesnel yargılara örnekler bularak cümlelerin numaralarınız metnin altındaki ilgili bölümlere yazınız. Özay Gönlüm, 1. Ben Silifke Yörüklerindenim. 2. Özay Gönlüm de Denizli Yörüklerinden. 3. Yörük kültürünün dinamiği içinde ilişki kuruş ve söyleyişi yeni ve yaratıcı geliyor bana. 4. Çince, Bengalce, Tayca olmak üzere 12 farklı dilde türkü söylemiş biri. 5. Yerel şiveyi kullanışı o kadar doğal ve onu o kadar iyi özümsemiş ki anlatılan insan öyküsünü yakından tanıdığımı hissediyorum. 6. Çözde Al Mustafa Ali, türküsüne girişteki öyküyü herkesin dinlemesini öneririm. 7. Kibarlık kaygısı diye bir şey yok, otantik özden ibaret. 8. Dinlemeyi en sevdiğim Umman Nine mektupları özellikle bir numaradır. Cevap, öznel yargılar. 3. Yörük kültürünün dinamiği içinde ilişki kuruş ve söyleyişi yeni ve yaratıcı geliyor bana. 5. Yerel şiveyi kullanışı o kadar doğal ve onu o kadar iyi özümsemiş ki anlatılan insan öyküsünü yakından tanıdığımı hissediyorum. 6. Çözde Al Mustafa Ali, türküsüne girişteki öyküyü herkesin dinlemesini öneririm. 7. Kibarlık kaygısı diye bir şey yok, otantik özden ibaret. 8. Dinlemeyi en sevdiğim Umman Nine mektupları özellikle bir numaradır. Nesnel yargılar. 1. Ben Silifke Yörüklerindenim. 2. Özay Gönlüm de Denizli Yörüklerinden. 4. Çince, Bengalce, Tayca olmak üzere 12 farklı dilde türkü söylemiş biri. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 40 cevapları, 8. Etkinlik soru, aşağıda Nane Limon Kabuğu isimli şarkının sözleri yer almaktadır. Bu şarkı sözlerinde geçen bazı atasözü ve deyimler metnin altındaki panoda verilmiştir. Verilen anlamlardan hareketle bu atasözü ve deyimleri uygun boşluklara örnekteki gibi yazınız. Nane limon kabuğu eski adamlar doğruyu söylemiş. Bir çiçekle bahar olmaz.
Kişi kendin bilip sağa sola sormalı. Can pazarı bu, oyun olmaz. Zürafa'nın düşkünü. Beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca. Bana gel, beni dinle, iyi yaz. Defteri kaleme al, iyi yaz nane limon kabuğu bir güzel kaynasın. İçine hatmi çiçeği, biraz çörek otu katasın. Hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Hap şu, çok yaşa, sen de gör, rahat ve iyi yaşa sen tedbirini al, önünü kış tut. Bırak yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz. Sonra dizini döversin barış, iğneyi kendine batırır. Çuvaldızı başkasına. Bol keseden aklı ona buna dağıtır. Darısı kendi başına. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 41 cevapları. Cevap. Soru, anlamı verilen atasözü ve deyimlerin nota şeklindeki sembollerini inceleyiniz. Atasözü ve deyimlerin Nane Limon Kabuğu şarkısındaki kullanım sırası düşünüldüğünde bu atasözü ve deyimlere karşılık gelen notaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap. Gelecek derse hazırlık soru. Türk bayrağının rengi ve sembollerinin anlamı ile ilgili bir araştırma yapınız. Cevap. Türk bayrağındaki hilal İslamiyeti, yıldız ise Türklüğü temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan kanı temsil eder. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kişisel gelişim teması sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41 ne dinleyelim. Dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.